ilim okuyarak, dinleyerek ve bir hocanın dizinin dibinde talim ederek öğrenilir. Amel bir hocayla beraber öğrenilir, bir salihle beraber öğrenilir, taklit edilir. Tıpkı sahabenin ameli, namaz kılmayı, haccı, zekatı Muhammed Aleyhisselam'dan taklit ederek öğrenmesi gibi. Bir de ne vardı üçüncü sacaya? İhlas. İhlassa okumayla öğrenilmez. Neyle? İhlas için tasavvuf lazımdır. Birebir hakikaten samimi bir imana erişmiş olduğunu hüsnü zannettiğin kişilerden birebir görüntülü olarak istifade edeceksin. Bu adam nasıl namaz kılıyor? Bu adam neden çok zikrediyor? Bu adam neden çok Kur'an okuyor? Bu adam tefsir, hadis, fıkıh ilimlerine neden bu kadar kendini veriyor? Zamanının çoğunu neden ahiret ilimlerine veriyor? Neden zamanının çoğunu Müslümanların sıkıntılarını gidermeye adamış? Neden böyle yapmış? Halbuki genç bir adam zamanın çoğunu nefsin keyiflerini tatmin etmek için de ayırabilirdi ama böyle yapmıyor. Bu adamdan benim bir şeyler öğrenmem lazım. Buna ihlas denir. İhlaslı bir adamın sözü, ihlassız bir adamın sözünden çok daha fazla tesirlidir.